Geldiler, köyümüzde bir maden ocağı açtılar. Köylü de çok fazla ilk etaplarda maden ocağına karşı çıkmadı. Buradan çıkan madenle işte cam yapıyorlar, mermer yapıyorlar gibi gibi. En başta en büyük zararı su. Bizim köyümüzün suyu Türkiye'nin 11. en kaliteli sularından biri. Patlatma yapıyorlar. Madencilik esnasında o taşı çıkarabilmek için patlatma yapmaları gerekiyor. Ve bu patlatma sırasında da su daha da derinlere gidiyor. Derinlere gittiği için de su kayboluyor. Evlere tankerlerle su taşıyorlar. Şöyle su rica minnet istiyor onlar da. Atmıyorlar ama tabii bunu bir koz olarak kullanıyorlar. Ben sana su verdim. İşte sen de benim yaptığım işi görme, duyma, bilme, konuşma. Zaten köylü de konuşmamayı tercih ediyor. Güçlerini yetmeyeceğini düşünüyor, korkuyor. Bu yüzden de hep sessiz kalıyorlar. Bizim köyümüz maalesef ki orman köyü. Hiçbirimizin tapusu yok. Tapumuz olmadığı için köylü madencinin girişine maalesef ki engel olamıyor. Bizim evimiz madene 60 metre mesafemiz var. Evimizin üzerinde taşlar var. Defalarca kez patlatmalar oldu. Bu patlatmalardan düşen taşlar evimizin üzerine düşüyor. Hayvanlarımızın üzerine düşüyor. 2 hafta öncesinde annemin neredeyse üstüne taş düşüyordu. Videoları da var. Jandarma geliyor. Koruma amaçlı geldiğini söylüyor. Ama kimse havada taşı tutamaz sonuçta. Tek yaptıkları şey bizi evimizden uzaklaştırmak. Biz de diyoruz ki madem patlatmak bize zarar verecek, köyümüze zarar verecek, evimize zarar verecek, patlatmayın. Çok yüksek bulutlar çıkıyor ve bulutların altında kalıyoruz. Biz bu toz bulutların altında kalıyoruz. Bunların içerisinde o söylemiş olduğum çok küçük böyle minnacık maden tozları var. Bu tozlar sizin ciğerinize yapıştığında orada saplanıyorlar ve size zarar veriyorlar. Akciğer kanseri olma ihtimaliniz var. Yani büyük ihtimalle de böyle devam ederse yıllar sonra köyümüzdeki birçok kişi akciğer kanserine yakalanmış olacak. Bunun dışında köyde yakın zamana kadar bir direniş söz konusu değildi. Köylü maalesef ki madencinin yanında. Çünkü kimine iş vermiş, kimine evinin elektriğini ödüyor, kiminin başka bir ihtiyacını karşılıyor. Camiye işte diyor ki boyatacağım caminizi, işte yolunuzu yapacağım. Hani biz de diyoruz ki yol senin yapmak işin değil. Yolu sen yapma, belediyemiz yapsın, işte devletimiz yapsın yolumuzu. ÇED raporu alındığı gün, bu yeni bir ÇED raporu alındı sonradan, bize köyden dışarı çıkmayın, bu Covid döneminde oldu. Sokağa dışarı çıkmayın, hastalık var köyümüzde, sokağa çıkanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır diye camiden anons yapıldı. Ve biz o gün öğrendik ki işte jandarmalarla birlikte köy okulunda toplanılmış ve ÇED raporu onaylanmış. Elimizden hiçbir şey gelmedi. Böyle bir şeyin varlığından haberimiz olsaydı evimizde durmaz, sonuna kadar savaşır, o ÇED raporunun orada onaylanmasına izin vermezdik. Biz bu ÇED raporundan 15 gün içerisinde itiraz etme hakkımız olduğunu öğrendik ve gittik. İl Çevre Müdürlüğü'ne gittik. İl Çevre Müdürlüğü'ne gittim ben. Tabii bizim, yani genelde biz ailecek gidiyoruz böyle yerlere maalesef, çok fazla destek olmadığı için. Siz artık onlarla komşusunuz. Nasıl yan komşunuzla her türlü probleminiz olduğunda bir şekilde anlaşmanız gerekiyorsa, bu insanlarla da anlaşmanız lazım. Bir orta yol bulmanız lazım. Yani bizi madencinin kucağına atıyorlar yine. Yani açıkçası ben o gün orada değildim. Ama annem ve babamın yaşadığı olaydan size aktarayım. Sılajımız var. Sılaj da hayvanların beslendiği turşu da denir. Mısırdan yapılır. Siz onun için 3 ay 4 ay uğraşırsınız. Sonrasında sılaj yaptırırsınız, bastırırsınız onu ve bütün bir sene hayvanlarınızı bununla beslersiniz. Benim annem babam da işte bütün yazlarını verdiler, gece gelmediler evlerine, işte uyumadılar gerekirse, başında beklediler, sulamak için uğraştılar, bütün bir yazlarını verdiler ve bir oraya bir sılaj şeyi yaptık, sılaj bastırdık. Oradaki sılajın üstüne bu madenciler kepçeyle çıkmışlar. Oraya kum falan kürümüşler. Kepçeyle sılajın üstüne çıkmışlar. Annem de bu sesleri duyarak o sılajın bulunduğu bölgeye gitmiş. Bir bakmış orada kepçe var sılajın üstünde. Orada bizim yine çalışan, madende çalışan kendi köylülerimiz var. Bu köylülere demiş, görmüyor musun demiş, bizim sılajın üstüne çıkmışsınız. İşte biz bunun için ne kadar emek veriyoruz, ne kadar uğraşıyoruz. Siz niye buraya sılajın üstüne çıktınız demiş. Sonra aşağı tarafta dere yatağı var. Dere yatağının yönünü değiştiriyorlar. Yola doğru akıyor su. Yolu su götürüyor ve alt tarafta da bizim arazimiz var. O arazide de şu anda arpamız ekili, şalgamımız ekili. Su bizim arazimize geliyor ve milin altında kalıyor ektiklerimiz. Şu an arpa biliyorsunuz kaç para? Bir gübre kaç para? Yani annem de sinirlenmiş açıkçası ve bir ağız dalaşı başlamış aralarında. Neden bu şekilde yapıyorsunuz diye. Ardından
başka biri, bizim tanıdığımız biri değil. Yine madende çalıştığı öğrenildi çok sonradan. O da başlarım sizin, slajınıza da size de diye arabaya doğru koşmuş. O esnada da annemgiler zaten durumun hararetlendiğini anlamışlar. Hani karşı tarafın çok sıkıntılı bir süreç içerisinde olduğunu anlamışlar. Ve biraz eve doğru artık gitmeye başlamışlar. Hani o tartışmadan uzaklaşmışlar derken adam arabaya doğru koşuyor. Arabadan bir silah çıkarıyor. Tüfek diyor annem ama çok karanlıkta bilmiyoruz artık tüfek mi. Tüfek gibi düşünüyoruz şu anda. Tüfekle annemgilere doğru ateş ediyor. Taşın altına doğru kaçıyorlar ve saklanıyorlar. O esnada hatta babam düşmüş, takılmış, düşmüş. Annem Allah'ım vuruldu diye korkmuş. Babama işte vuruldun mu falan diye sormuş hatta Allah'ım ne yapacağım diye. O da bayılmış. Hani üç el sıktıklarını hatırlıyorum. Ama diyor dördü sıktılar mı sıkmadılar mı hatırlamıyorum. Çünkü o esnada bayılmışım diyor. Yani size anlattığım bu olaylarınla ilgili detaylı bir ifade verdiler. Deliler yok şu anda. Canınıza kastediyorlar. Sizi korkutmaya, sizi yıldırmaya çalışıyorlar. Ama biz hala direniyoruz. Niçin? Suyumuz için, havamız için, toprağımız için. Benim 3 tane yeğenim var. Bir tanesi de Allah nasip kısmet ederse doğacak yolda. Onlara daha güzel bir gelecek bırakabilmek için uğraşıyoruz biz. Bunun için köylünün birlik olması lazım. Madencinin söylediklerine inanmamak lazım. Bu pazar günü köyümüzde bir toplantı olacak. Yine ÇİAP, AYEP platformu sayesinde. Ki, tabii ki Can'ın bütün hazırlıkları başlattı. Şu anda biz davalarımızı açmaya başlıyoruz. Hukuki mücadele sonuna kadar devam edecek. Çevre platformları yanımızdalar. Ve bununla birlikte artık köylü de yanımızda. Ben şu anda izleyebilecek olan, bu videoyu izleyecek olan herkesten şunu rica ediyorum. Bize destek çıksınlar. Gelebilecek olanlar gelsinler. Bizle birlikte mücadelelerde yer alsınlar. Gelemeyecek olanlar, sosyal medya artık çok büyük bir mecra. Çok fazla kişiye sesimizi 1-2 dakikada duyurabiliyoruz. O yüzden hepinizden destek bekliyorum.